Yok, yani orada belki eşe meşe götüreceklerdir, götürsünler. Ama mazotu doldurmuyorlar. Köyde ne yazık ki insanların çoğu dışarıya gönderilmiş, göç ettirilmiş. Onun yanı sıra bugüne kadar AFAD sadece 18 çadır getirmiş burada ve helikopterle 2 defa sadece erzak atılmış buraya. Neredeyse köyün yarısından fazlası enkaz altında, enkaz durumunda ve bunun yanı sıra enkaz altında çok sayıda 500'e yakın hayvan olduğu söyleniyor. İlk deprem olduğunda devlet buraya gelmedi abi. Ben kendi kepçemle, kendi imkanlarımla ben bu bütün yolları komple vatandaşlar ben çıkarttım. Eğer devlet buraya geldiyse bir gün kepçesi, makinesi buraya geldiyse söylesin desin ki ben buraya geldim. Topraktepe köyüne ben yardım ettim. Yol yarıldı, ben gittim kendi kepçemle ben yolu komple yarığı doldurdum. Ben kendim ulaşımı sağladım. Yalan söylüyorlar. 2 tane helikopter yalanda getirdiler, şuraya koydular. 2 çadır attılar, yalanda dediler ki işte medya görsün. Desinler ki işte biz helikopteri götürdük, yani Topraktepe köyüne biz yardım. Yalan söylüyorlar. Nerede devlet hani? Allah içimi bakın. Hangi ev sağlam? Hadi bir bak şurayı çek. Allah'ın sesi şuralar çek, bir şuralar çek. Hangi ev sağlam Allah için ya? Biz ne yani, ne suyumuz var, ne elektriğimiz var. Yani biz ta İzmir'de bize bir tırmağı şey, bir kamyon malzeme geldi. Kaç gündür biz o ekmeği yiyoruz ya. Allah için ya, 15-16 gündür biz o ekmeği yiyoruz. Kendiler niye yiyemiyor? Kendiler nerede? Bu devlet nerede Allah için? Kazın altında ben 10 kişi çıkarttım. Götürdüm, ben kendim gömdüm. Devletin bir kepçesi gelip bize yardım etmedi. Allah için geldiyse söylesinler kardeş. Gelsin bizim yanımıza gelsinler ya. Gelsin ki biz konuşak. Burada yani madem diyor ki biz getirdik Topraktepe'ye, biz yardım ettik, şunu ettik. Hep kendi imkanlarımla ben kendi kepçemle çıkarttım arkadaş. Ben buradayım. Gelsinler bana sorsunlar. Kimseye sormasınlar. Hiçbir şey kimseye sormasınlar. Bu köyün bütün cebimde her şey, mazotun her şeyi ben doldurdum. Allah için. Hepsi altında, hepsi de kokuyor. Kaç gündür deprem olduysa hayvanları daha çıkartmadılar. Hepsi de kokacak. 2 gün sonra havalar ısındı mı biz burada kokuda duramazdık. Hani gelip çıkarsınlar. En yakın muhtarın dediği gibi en yakın bizim köy. 1,5 kilometre. Bize bir şey gelmiyor. Yol kapalıymış. Allah için ne yolu kapalı? Siz geldiniz yol kapalı mıydı? Arkadaşlar siz geldiniz buraya yol kapalı mıydı? Siz kendi gözünüzle gördünüz. Hep yalan, hep dolan. Hani devlet? Nerede devlet? Biz Alevi olduğumuz için. Niye? Aleviyiz. Çünkü ondan. Hep zaman böyle yani asırlardır bu böyle ırkçılık devam ediyor. Yani bu bir ırkçılıktır. Başka bir şey değil. Nedir? Siz Alevisiniz. Siz Kürtsiniz. Olay bitti. Hep bu. Yok kardeşim bize o zaman vergi almasınlar kardeşim. Ne bize hizmet getirsinler vergi alsın. Getirmesinler kardeşim. Bize de vergi almasın diyor. Biz kendi imkanlarımızla o zaman yapalım her şeyi. Vergiye gelince gözümüz uyuyorlar. Her şeyi bizde almaya çalışıyorlar. Hizmete de gelince nerede hizmet var Allah için. 15 gündür biz yavan ekmek koyup küflenmiş ekmekleri yiyoruz Allah için.